Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber cümle çeşitlerini göreceğiz. Hepiniz hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar, cümle çeşitlerini dört grupta inceliyoruz. Yüklemin türüne göre cümleler, anlam bakımından cümleler, öğelerin dizilişi ne göre cümleler ve yapı bakımından cümleler olmak üzere arkadaşlar dört grupta inceliyoruz. Yüklemin türüne göre iki fiil cümlesi ve isim cümlesi arkadaşlar. Yapılarına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümleler olmak üzere dörde ayrılıyor. Anlam yönünden olumlu, olumsuz, soru cümlesi, ünlem cümlesi ve şart cümlesi olmak üzere beşe ayrılıyor. Öğelerin dizilişi ne göre cümleler arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Kurallı, devrik ve eksintili. Yüklemin türüne göre cümleler arkadaşlar 2'ye ayrılır. Bir fiil cümlesi. Fiil cümlesi arkadaşlar yüklemi fiil kökenli bir kelime ise fiilse yani arkadaşlar yüklemi fiilse o cümle fiil cümlesi olur. Hemen örneklere bakalım. Ayrıntıları inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz arkadaşlar. Ne inceleyeceğiz? Ayrıntıları. İncelemek arkadaşlar fiil olduğu için bu fiil cümlesi. Bu hatayı bir daha yapmayacağız. Yapmayacağız. Yüklem. Kim? Biz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklem fiil yani fiil cümlesi. Anlamadıklarınızı sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Yüklem kim? Siz sorabilirsiniz. Neyi sorabilirsiniz? Anlamadıklarınızı sorabilirsiniz. Arkadaşlar, yükleme biz her zaman soru sorarız. Yüklem cümlenin ana öğesidir. Yüklem çekimli bir fiil olabilir ya da çekimli bir isim de olabilir. Ek fiil almış bir isim de olabilir arkadaşlar. O yüzden genellikle Türkçe'de sonda olur yüklem ama devrik cümlelerde sonda olmayabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlemizin yüklemi fiil ise o zaman o fiil cümlesi olur arkadaşlar. İki, isim cümlesi. Fiil dışında tek eylemle çekimlenmiş yüklemlerin bulunduğu cümlelerdir. Yani arkadaşlar yüklemi isim olur. İsim ise o zaman demek ki arkadaşlar bu isim cümlesi. Hemen örneklere bakalım. Bunun sorumlusu sensin. Sensin yüklem. Kim? Bunun sorumlusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zamir bakın arkadaşlar zamir, edat grubu, sıfat bunların hepsi isim gruplarına girer arkadaşlar. Fiil olmayan kelimeler arkadaşlar ister sıfat olsun, ister edat olsun, ister zamir olsun bunlar isim olarak kabul edilir. Seninle kardeş gibiydik. Kardeş gibiydik yüklem. Kim? Biz. Kiminle? Seninle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlenin yüklemi edat grubu yani isim cümlesi. Çocuk sevimliydi. Burada da sevimliydi. Yüklem kim? Çocuk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklemimiz sevimli yani sıfat bir kelime yani isim kökenli olduğu için isim cümlesi bu da arkadaşlar. Arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. Yani mutlaka yüklem çekimli olur arkadaşlar. Bakın sevimliydi. Gibiydik, sin, sensin. Yani şahıs eki ya da zaman alması lazım. Yani zaman eki alması lazım. Ki çekimli olması için arkadaşlar. Evet. Hemen örneklerle konu biraz daha pekiştirelim sizlerle beraber. Aşağıdaki atasözlerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? Yani ya
üç tane isim cümlesi vardır, bir tane fiil vardır ya da dört tane fiil cümlesi vardır, bir tane isim cümlesi vardır. Yüklemine göre bakacağız arkadaşlar. Kimi gönül kimi severse güzel odur. Odur burada isim kökenli yani zamir. O yüzden isim cümlesi arkadaşlar. Göz görür, gönül ister, istemek fiil arkadaşlar. Bu da fiil cümlesi. Her damardan kan alınmaz. Almak arkadaşlar, almak fiil olduğu için ben diğer şıkları açmadan da burada doğru cevabın A şıkkı olduğunu tahmin edebilirim. Çünkü yüklemine göre ikiye ayrılıyordu isim ve fiil cümlesi olarak. İsim cümlesi bir tane var, iki tane de fiil cümlesi var. E demek ki diğerleri de fiil cümlesi olacak muhtemelen. İsterseniz bakabiliriz. Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. Fiil cümlesi, bilmek fiil cümlesi. İşten artmaz, dişten artar. Bakın artmak kelimesi yine aynı şekilde arkadaşlar. Fiil. Yani doğru cevabımız A. Hemen başka bir soruya bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir ek eylem olarak yüklem olmuştur? Yani isim cümlesi arıyoruz. Aynı zamanda zamir olması gerekiyor. Bakalım. Beni herkes severdi çocukluğumda. Severdi, sevmek zaten fiil cümlesi. Sendim bütün korkuların çaresi. Arkadaşlar sendin. Bakın çekimlenmiş. Sen çekimlenmiş. Sendin. Zamir ek eylem almış. Di ek eylemini alarak ne olmuş arkadaşlar? Yüklem olmuş. Doğru cevap B şıkkımız. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Arkadaşlar 2 öğelerin dizilişine göre cümleler. Yüklemine göre cümleler ikiye ayrılıyor demiştik. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Onlar bitti arkadaşlar. Şimdi öğelerin dizilişine göre cümlelere bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi burada 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Biz yine aynı şekilde cümlenin yüklemine bakacağız. Bu sefer yüklem sonda ise bu kurallı bir cümle olur. Çünkü Türkçe'de yüklem sonunda olur genellikle. Bu yüzden eğer sondaysa demek ki bu kurallı bir cümle olur. Ama yüklem sonda değilse devrik olur. Hemen kurallı cümleye bakalım. Bir de yüklemi olmayan cümle olursa bu da eksintili olur arkadaşlar. Üç ayrılır. Hemen inceleyelim teker teker. Yüklemi sonda bulunan cümlelerdir. Kurallı cümle demiştik. Bizi sevindirecek sözler söylerdi. Söylerdi yüklem. Kim? O. O neyi söylerdi? Bizi sevindirecek sözler söylerdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklemimiz sonda. O yüzden kurallı bir cümle. Bütün bildiklerim buydu. Aynı şekilde buydu. Sonunda olduğu için yine kurallı bir cümle. Gündemdeki konuları biliyor musun? Biliyor musun? Yine cümlenin sonunda olduğu için nedir arkadaşlar? Kurallı cümlelerdir bunlar. İki devrik cümle arkadaşlar. Bu da kuralının zıttı. Yani yüklemi sonda olmayan cümlelerdir arkadaşlar. Yüklemi cümlenin ortasında olabilir, başında olabilir. Bu cümleler arkadaşlar devrik cümle olur. Bilmezdim kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bakın arkadaşlar, yüklemi başta söylemiş. Bilmezdim. Aslında cümlenin doğrusu böyle olacak. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce bilmezdim. Ama şair burada ahenk oluşturmak için yüklemi başa almış arkadaşlar. Yani devrik bir cümle. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Dinliyorum cümlenin ortasında olduğu için devrik arkadaşlar. Sana aşıktır uslanmayan bu gönül. Aşıktır yine aynı şekilde yüklemimiz ve cümlenin sonunda değil. Dolayısıyla arkadaşlar devrik bir cümledir. Eksintili cümle arkadaşlar eksintili cümle ne demek biliyor musunuz? Yüklemi yoksa yani cümle eksik bırakılmış. Biz tamamlayabiliriz o cümleyi. Eğer yazar bizim tamamlamamızı istiyorsa
Ve biz cümlenin sonunu zaten tahmin ediyorsak ve şair bunu yazmamışsa, üç nokta koymuşsa, bu eksintili cümle olur arkadaşlar. Hemen bakalım. Etrafta oynayan çocuklar, bağıran satıcılar, biraz ileride köylülerin alışveriş yaptığı bir pazar. Bakınız burada bitirmemiş, üç nokta koymuş. Bu eksintili bir cümle arkadaşlar. Biz isterseniz bitirelim. Bir pazar vardı. Vardı, yüklem olur o zaman. Ama burada yazmadığı için eksintili cümle arkadaşlar. Aşağıdaki ikili dizelerin hemen örneklere bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır? Bitmemiş. Yani bizden eksikli cümle istiyor arkadaşlar. Yüklemi olmayan bir cümle istiyor arkadaşlar. Gecenin koyu karanlığında, rüzgarda sokak kokusu. Arkadaşlar bakın, ilk şıkta bulduk cevabımızı. Gecenin koyu karanlığında, rüzgarda sokak kokusu vardı demesi gerekiyor. Vardı demesi gerekiyor. Eksik bırakmış burada. Dolayısıyla arkadaşlar bu bitmemiş bir cümle olduğundan dolayı eksintili bir cümle. Doğru cevabımız A şık arkadaşlar. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Anlamlarına göre cümleler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Yüklemin yerine göre cümleler de bitti. Yani üç ayrılıyordu. Kurallı, devrik ve eksintili. Şimdi anlamlarına göre cümleler. Arkadaşlar anlamlarına göre cümleler 5'e ayrılır. Biz bunları teker teker bakalım. Bir olumlu cümle. Arkadaşlar cümle eğer olumluysa, yani MMA olumsuzluk eki ya da değildir ekfiille olumsuzluk ekini almışsa, bu cümle arkadaşlar olumlu cümledir. Çok basit. Bize geldi. Geldi. Bu da olumlu. Hava bugün güzel. Derslerine çalışıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üçünde de yani olumlu bir cümle. Eğer gelmedi, güzel değildi ya da çalışmıyor olsaydı olumsuz olurdu. Olumsuz cümle arkadaşlar aynı şekilde fiil ya olumsuzluk ekini almıştır ya da isim değildir olumsuzluk ek fiilini almıştır. Bize gelmedi, hava güzel değil. Derslerine çalışmıyor. Bakın arkadaşlar. Mıyor değil. Gelmedi. Gördüğünüz gibi olumsuz arkadaşlar. Üç soru cümlesi. Arkadaşlar soru anlamı taşıyan yani bir karşılığında bir cevap isteyen cümleler arkadaşlar. Genellikle soru cümlesi olur. Bunlar bazen mı ekili olur. Bazen de ne, kim gibi soru sözcükleriyle de yapılır arkadaşlar. Dün size kim geldi? Bakın arkadaşlar kim? Burada soru anlamı katmış. Romanı okudun mu? Yine aynı şekilde soru eki alarak soru anlamı katmış. Ne zaman biter? Aynı şekilde soru ekimiz. Ne, şey soru anlamı taşıyan ne zaman kelimemiz var. Arkadaşlar ünlem cümlesi. Cümlede yargının ani coşkunluklarla bildirildiği cümlelerdir. Bakalım hemen arkadaşlar. Üzülme, sevinme, heyecanlanma, şaşırma gibi. Evet arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada yani bizi heyecanlandıran sözler ya da üzen, şaşırma ifade eden sözler ünlem cümlesi olur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir? Bakalım hemen örneğimize. Ne kadar da yaramaz bir çocuk. Ne kadar da yaramaz bir çocuk. Ben burada çok şaşırma var arkadaşlar.
Ne kadar da yaramaz bir çocuk. Çocuğun yaramaz olduğuna şaşırıyor. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkımız nedir? Ünlem cümlesidir. Ne kadar da yaramaz bir çocuk derken çocuğun çok yaramaz olduğuna şaşırıyor burada. Diğer şıklara bakmaya gerek var mı? Gerek yok arkadaşlar. Havalar yavaş yavaş ısınıyor. Bu kitabı yeni aldım. Yemeğimi henüz yemedim. Yarın geziye çıkabiliriz. Normal cümleler. Ama birinci cümlede şaşırma olduğu için ünlem cümlesi arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur? Arkadaşlar bazen bizim yüklemimiz olumlu olumsuz olabilir. Ama cümlenin anlamı da olumlu olabilir. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim? Bakın arkadaşlar. Burada yani bilmez miyim derken bilmez. Burada olumsuz bir yüklemimiz var. Olumsuz bir yüklemimiz var gördüğünüz gibi. Yani cümle aslında yapı olarak olumsuz arkadaşlar. Ama cümlenin anlamında olumsuzluk yok. Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim derken yani sizin çok çalıştığınızı biliyorum. Siz çalışkan bir insansınız gibi olumlu bir mana vardır burada arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar cümlenin yüklemi olumsuz olmasına rağmen bu cümlede cümlenin anlamı arkadaşlar olumludur. Yani doğru cevabımız yine A şıkkı arkadaşlar. Diğer şıkları da isterseniz bakabiliriz. Ama bakmaya gerek yok.